Evet sevgili gençler, bu bölümde sizlerle katı basıncı, e, basınç üzerine sorular çözeceğiz. E, i̇lk sorumuz gelsin. Yatay düzleme yerleştirilen aynı maddeden yapılmış KL ve M dik silindirlerinin yarı çap ve yüksekliklerini belirten sütun grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre silindirlerin yatay düzleme uyguladığı PK, PL ve PM basınçlar arasındaki büyüklük ilişkisi hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi şöyle bir genelleyelim aslında biz katı basıncını. Basınç dediğimiz şey şöyle P eşittir diyorum birim yüzeye dik olarak uygulanan kuvvetin büyüklüğü de aslında. Yani böyle bakarsak F bölü S diyelim burada yüzey alanı olarak bakalım. Burada silindir olduğu için arkadaşlar biz burası silindirin ağırlığı olacaktır yüzeye bastıran kuvvet. G diyorum ağırlığına. E, buradan e, G bölü S dediğim şey ise silindirin e, buradaki yüzey alanı. Yani oradaki ne deriz ona? P çarpı R kare diyebilirim bakarsam. E, şöyle devam edelim. Bakın G yerine M çarpı G yazıyorum. Bölü P çarpı R kare. Yine M yerine arkadaşlar D çarpı V çarpı G bölü pi r kare yazıyorum. Bakın devam ediyorum. Burada arkadaşlar d çarpı v yerine pi çarpı r kare çarpı h diyorum. Ee, hacim buldum. Silindirin hacmi çarpı g bölü pi çarpı r kare dedim. Bakın bunlar gitti. Burada e, ne ile orantılı? Ona bakalım. D'ler aynı çünkü aynı maddeden yapıldığını söylüyor bize. E, h dediğim yükseklikler G dediğimiz zaten yer çekim ilmesi bu da aynı. Yani yüksekliğe bakabilirim aslında. O zaman K maddesinin yüksekliği 3D'ymiş. L maddesinin yüksekliği 3D'ymiş. M maddesinin yüksekliği 3D'ymiş. O zaman 3'ü de birbirine eşittir diyebilirim. Doğru cevabım A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz sıvı basıncı ile ilgili bir soru. Sorumuza bakalım. İçinde sıvı bulunan bir kapla ilgili aşağıda verilen bilgiler bilinmektedir. Sıvının ağırlığı kap tabanındaki basınç kuvvetinden büyüktür. Kap aynı sıcaklıktaki sıvı ile tamamen doldurulunca kap tabanındaki sıvı basıncı iki katına çıkmaktadır diyor. Şimdi buradan şunları görebiliyoruz. Yani Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Birincisi arkadaşlar ben ilk cümleden şunu anlıyorum. E, kap tabandaki sıvı basınç kuvvetinden sıvının ağırlığı büyükse eğer e, kap yukarı doğru genişliyor demektir aslında. İkincisi kap aynı sıcaklıktaki sıvı ile tamamen doldurulunca kap tabandaki sıvı basıncı iki katına çıkmaktadır. Yani e, basınç dediği için burada yükseklikle alaka olacak. Yani baktığımızda ikinci durum yani kap tamamen doldurulunca iki katına çıkıyorsa demek ki yükseklikte iki katına çıkacaktır. Şimdi bunlar üzerinden yorum yapmaya çalışalım. Kap yukarı doğru genişlemektedir diyor. Şimdi burada arkadaşlar evet kap yukarı genişlemektedir ama kabın şekli her zaman kesinlikle dediği için her zaman yukarı doğru genişleyen olmayabilir. Yani şöyle bir şey de olabilir aslında. Şöyle bakalım mesela kabımız şöyle olsun. Evet yukarı genişledi. Sonra bu şekilde bir kap olabilir. Bakın yarısı doludur. Şu anda Dediği şey doğru ama kap ile her zaman yukarı doğru genişleyecek değil. Önce genişleyip sonra daralabilir. Yani kesinlikle diyemem. İkiye bakıyorum. Kaba eklenen sıvının hacmi kapta bulunan sıvının hacmine eşittir demiş. Bunu her zaman söyleyemem arkadaşlar. Yani e, burada e, daral, dur. Yani yükseklik olarak söyleyebilirim ama buranın hacmi buranın hacmine eşittir her zaman diyemem. Kap direkt yukarı doğru genişliyordur mesela. Hani burada e, hacimler farklı olabilir. O yüzden 2'ye de kesin doğru diyemem. 3'e bakalım. İlk durumdaki sıvı yüksekliği kabın yüksekliğinin yarısı kadardır. İşte buna doğru diyebilirim. Çünkü e, biliyorsunuz sıvı basıncı <laughs> P eşittir. H çarpı D çarpı G'dir. E, burada bakın e, D ve G zaten aynı olacağı için yüksekliğin iki katına çıkması gerekiyordur. O yüzden 3 kesin doğrudur diyebilirim. Doğru cevabım C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumuz gaz basıncı ile ilgili bir soru. Bakalım. Farklı basınçlarda X, Y ve Z gazlarının bulunduğu kaplarda sistem dengeye gelirken özdeş ve serbest halde bulunan K ve L yaylarından K yayı sıkışıyor, L yayı ise geriliyor. Sistem dengeye gelmeden önce X, Y ve Z gazlarının basınçları sırasıyla PX, PY ve PZ'dir demiş. Buna göre PX, PY ve PZ arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor bize soruda. Şimdi şöyle bakarsak arkadaşlar biz sistemi serbest bıraktığımızda aslında burada 3 da birbirine eşit olmalı. Yani başta basınç farklılığı var. Sonra e, bu basınçlar birbirini eşitlemeye çalışıyor. İlk durumda K yayı sıkışıyor diyor arkadaşlar. O zaman Y gazı X'ten büyük olmalı ki şöyle yazalım. E, ne olacak arkadaşlar? E, burada e, Y gazının basıncı K yayını sıkıştıracak arkadaşlar. Aynı şekilde. Z buradaki L yayı geriliyor demiş arkadaşlar. O zaman Z'nin basıncı daha büyük ki L'yi ileri doğru itiyor arkadaşlar. O yüzden PZ büyüktür. E, P Y demem e, gerekiyor arkadaşlar. Şurası X olacak. Evet. O zaman şunu söyleyebilirim. E burada PZ en büyüktür. Sonra PY, sonra Px olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneğidir diyeceğiz. Evet sıradaki sorumuz akışkan basıncı ile ilgili bir soru. Sorumuz bakalım sorumuza. bir öğrenci iki elinde düşey olarak tuttuğu kağıtlar arasına üflediğinde kağıtların birbirine doğru hareket ettiğini gözlemlemiştir. Buna göre rüzgarlı havalarda 1-2-3 olaylarından hangileri kağıtların birbirine doğru hareket etmesini açıklayan ilke ile açıklanabilir? Öncelikle şu ilkeye bakalım arkadaşlar. Bu ilke aslında Bernoulli ilkesi olarak biz bunu biliyoruz. Nedir arkadaşlar? Akışkanların hızının arttığı yerde biz e, basıncın düşeceğini söyleyebiliriz. Yani akışkanların hızı azalırsa basınç artar. Yani biz orada bir basınç farkı oluşturuyoruz. Aslında kağıtların arasına üflediğimizde e, kağıtların arasındaki havayı ne yapıyoruz arkadaşlar? E, hızlandırıyoruz ve aradaki basınç azalıyor. Dışarıdaki basınç daha fazla olduğu için kağıt arkadaşlar birbirine doğru hareket ediyor. Burada evlerin çatıların uçması da aslında aynı yöntemle açıklanabilir. Yani dışarıdaki hava hareketli olduğu için içteki hava daha e, basıncı fazla olacak. Hareketsiz hava olduğu için e, çatıyı yukarı doğru uçuracak. Şemsiyenin ters dönmesi de çatının uçmasıyla aynı mantıktadır arkadaşlar. Üstte rüzgarlı hava hareketli olduğu için... E, alttan şemsiyeyi ters çevirecektir. Kapıların sert kapanması da aynı şekilde aslında bir cama açtığımızda havayı hareketlendirdiğimizde arkadaşlar e, bir basınç farkı oluşur. Dışarıdaki basınç e, havanın aktığı yerdeki basınçtan fazla olduğu için kapılar sert kapanabilir. Yani biz bunların hepsini Bernoulli ilkesiyle açıklayabiliriz. O yüzden arkadaşlar e, üçü de doğru olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır.